0-0 girmekte 1-1'le girmek 1-0 girmek arasındaki direnç farkı, hele hele kuvvetsiz Fenerbahçe'ye göre kuvvetsiz bir takım için deli bir fark. O yüzden Emrah Başsan kardeşim kariyeri boyunca milyar defa yaptığı gibi gene futbola ait, kişisel değil ama futbola ait, takımına ait bir sorumsuzlukla bence karşılaşmayı bir parça Fenerbahçe abi, lehine döndürdü. Sorumsuzluk demeyelim de oradaki... Abi büyük sorumsuzluk o ya. Orada kaçıncı abi Erzurumspor? Söyle bana. Abi Emrah Başsan'dan bahsediyorum. Bak bir saniye abi, 21. Tamam. Ne yapacağız, kahraman mı olacaksın? Bir saniye, bu aldı 11. mağlubiyet. Bundan önce 10 kere daha yenilmiş. Yani bundan önce 10 kere daha Emrah Başsan yine yanlış tercihler yapmış. Yine yani Emrah Başsan'ın abi, zaten bunları yapmasaydı, bizim bahsettiğimizi haklı eleştiri olarak yaptığımız pas tercihleri doğru yapsaydı, yine takımla 6. 7. takımla yer alırdı anlatmaya yani. Anlatmaya çalıştım bak. Bunu 39. dakikada yapsa derim ki hata. Bu 45 artı 5'te takımını savunma odasına 0-0 götürecek bir pozisyonken bunu yapmasını eleştiriyorum. Onun dışında Emrah zaten o dediğin işleri yapmasa kendisi ne Erzurum'da olur, ne Erzurum burada olur. Yani şey de açısından zaten strateji dediğin de o. Yani rakibi oraya davet etmek, o hataları yapmaya zorlamak. Aldı hilal yani, gibi çıktı topla. Kendi neredeyse kendi taçlısından öbür tarafa doğru gitti. Bu noktada literatürümüze şeyle girmişti. Aykut Hoca ile Aykut Kocaman'la. Mesela son teknik direktörlüğünde biliyorsun tek ön libero başladı, sonra çift ön liberoya döndü. Ve 11. maç mı ne döndü? Ankara Spor beraberliği sonrası, Fenerbahçe sonrası. Son Fenerbahçe serüveninden. Evet, evet. Ondan sonra bir tane mağlubiyet aldı. Mesela o döndükten sonraki dönemde 2.7 puan ortalamasıyla falan oynadı. Çünkü şey dedi, gelen gol oluyor, gelen gol oluyor. Boyunu çıkartmaya çalışıyor o döneme kadar takımı. Dedi ki kardeşim dedi. Ben taraftan değil, kendi isteğimi oynayacağım. Kendi isteğimi oynayacağım. Soğuz'a ile şeyi... Mehmet Topal. Topal'ı ön libraya koydu. 1-0, 2-0, 3-1, 2-1. Kazanmaya başladı karşılaşmaları. Kalesini... ortalama yarım golde falan tuttu maç başına hesaplama yapıldığında. Son maça kadar Gülüyor da abi, şeyi taşıdı. Şimdi bunun adı kazanan oyun ya da doğru oyun. Kadro kalitene göre tarif edebilse. Bence Erol Hoca da oraya evrildi artık kendisi. Şimdi son yediği gollerin ya dördü ya beşi 6-7 golden duran toptandır. Yani penaltıyı da duran top diyelim. Penaltı olmasının neden olan pozisyonda duran toptan geldi bu Alanya maçında. Adam kornerden gol yiyor. İşte rakip faul atıyor, gol yiyor. İlk geliyor, ilk atak gol oluyor kalesine. Şimdi dedi ki burada bir arıza var. Benim bunu çözmem lazım. Ne zaman ki o kararı aldı, önce ben arkayı bir sağlamalıyım. Gustavo Ozan'ı standart aynen, yapayım. Öyle veya fantastik işler tabii, yapmayayım. Öyle veya Sosa mosa girmeyeyim o işlere. Öyle veya böyle. Skor alabilir mi düşündü ya da o skor olabilecek riskleri alacağı bölümü sonlara doğru erteledi. Yani 0-0 gitse maç gene böyle oynamazlardı muhtemelen. Daha farklı bir modele dönerlerdi. Bu akıllı oyun diyebiliriz, kazanan oyun diyebiliriz, doğru oyun diyebiliriz. Ama şu karşılaştırmayı yapmamamız lazım. Bunu yaptığın an zaten o kibire kapıldığın anda problemler başlıyor. Büyük takım böyle oynamaz. Yani büyük takım derken hangi büyük takım? Şimdi şartlar bir kere seni bir yere getiriyor. Bunun içine sakatlıkları koy, pandemiyi koy, saha şartlarını koy, rakibin şartlarını koy. Bir katkı sağlayabilir miyim sana kardeşim? İspanya milli takımı Dünya Kupası'ydı sanıyorum. Çok pas yapıyor diye eleştirildi, hatırlıyor musunuz? Öyle bir şey oldu dünya üzerinde. İşte ya bu nasıl bir oyun, nasıl bir keyifsiz oyun? Sonra bir maçları vardı. İspanya milli takımı o maçta çıktı ve seyircisi her pas yaptığında alkışladı. Ve sahip muhtemelen çıktı. De evet sahip çıktı. Yani şunu söylemek istiyorum. İyi yaptığınız şeyleri yapacaksınız abi. Bu sizin kültürünüzdür, tamam mı? Tabii. Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun, Galatasaray olsun. Yani işte biz Fenerbahçe'yiz, biz Beşiktaş'ız, biz Galatasaray'ız. Çok iyi oynamak zorunda değilsin her zaman abi. Futbolda bazen savunmak zorundasın, bazen beklemek zorundasın. Hep atak, hep önde oynayamazsın. Al bugün yine Alanyaspor. Yani ortada top hep sende ama netice yok. Yani bazen beklemek, topu rakibe vermek belki daha doğrusu kazanma Hocam, adına. Katkı verebilir miyim? Yani son 8-10 yılın herhalde en başarılı teknik direktörlerinden birisi Diego Simeone.
Atletico Madrid'in teknik direktörü. Bu sene de muhtemelen şampiyon olacaklar zaten La Liga'da. Bu şekilde devam ederse süreç. Diego Simeone'den hiçbir zaman böyle çılgınlar gibi önde basan, işte tek orta saha savunma güvenliğini hiç sayan bir oyun gördük mü? Hala Falcao'lu, Arda'lı, Kokeli o takımları görmedik. Orada Arda Turan kendisi bu Türkiye'ye geldiğinde özel bir televizyon kanalında ne demişti? Bizim Diego'yla, daha sonradan Fenerbahçe'ye gelen Diego'yla görevimiz kenar bekleri oyuna sokmamaktı. Bize ilk verdiği görev buydu. Oyunu oynamak anlamına değil. İlk önce rakibi de nasıl oynatmamak durumundaydı. Bu açıklamaları yapmıştı. Yani bu arada sevgili Ilgaz, ekrandaki tweet değerli izleyiciler Mesut Özil'den ve bir takipçisi Mesut Özil'e İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi sorusunu soruyor. Mesut Özil de bu paylaşımı yapıyor. Kadıköy. Güzel. Mesut transferini konuşacağız. Sayın Başkan Ali Koç'un açıklamalarında da yine Mesut'la ilgili önemli bir detay var. Yani de Kadıköy'e ne kadar yakın olduğunu. Vagon gibi ben de Ilgaz'a katkı vereyim. Ya Feyyaz abi, Türkiye'de şöyle bir problem var. Mesela Ilgaz'ın az önce sözünü ettiği o Atletico Madrid oyununu öven insanlar, tabii sen sosyal medyada olmadığın için bilmiyorsun. 3 tweet sonra az önce Gürcan abinin haklı olarak övdüğü ve benim de katkılarla övebileceğim Aykut Kocaman'ın oyundan sıkılıyoruz diyorlar. Ha, bak böyle bir çelişki var. 5 tweet arayla Diego Simeone'ye, Diego Simeone'nin için övgüde bulunan adam, Aykut Kocaman'ın oyundan sıkılıyoruz ya. Bugün isim vermeyeyim yani, çok da tanımıyorum. Bir gazeteci arkadaşımızın bir tweetini gördüm. Aykut Kocaman'ın ne başarısı var yazmış. Fenerbahçe tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı Türk hocasına, Zico'yla da kafa kafaya olan en başarılı hocalarından birine yani. Yani o... Hani abi mesele şu. Zannediyorlar ki Diego'yla Souza'yı oynatmak o senin dediğin defansif oyun. Ya arkadaşlar, bugün Beşiktaş'ta Souza diye bir oyuncu varsa, çok da başarılı oynuyorsa, ben iddia ediyorum Fenerbahçe'den aldığı Topal'la aldığı kültürle beraber, bu ligi bilmesiyle beraber bu şekilde oynayabiliyor. Tabii, ama orada en büyük problem şeyden çıkmıştı. Atıf Şeysu'yu Valbuena'nın yerine falan filan işte sol yani tarafa koyması, yani santraforu sol ön oynattı diye defansif defansif teknik direktör oldu. Bir katkı daha yakalayayım. Güzel oldu. Futbol konuştuğumuz program oldu. Mesela Anri'nin... Bozmanı bekliyoruz. Bozmanı bekliyoruz. Hayır, ikinci bölümde muhtemelen bozulacak. Demeçler geldiğinde. Anri'nin röportajını dinliyorum. Barcelona günlerini anlatıyor. Bir maçta diyor, 16 koşu yapardım diyor. Ve bilirdim ki 2 veya 3 kere top bana atılacağım. Çünkü Guardiola'nın taktiği oydu. Yani... Benim görevim o bölgeden işte belki yine, neyse onun üstümdeki adamı oraya kadar götürüp arkamı boşaltmak. Katar devam etsin. İsmail Kartal 2 Ocak günkü Hatay Konya maçı öncesinde Erdoğan Datsi'yi yanına çekiyor. Diyor ki senin görevin var diyor. Sen Popov'u çıkartmayacaksın bugün diyor. Ondan 4 gün sonra Galatasaray maçına diyor ki Lines'le Saracchi çıkıyor. Senin görevin var oralarda gol kovalamak. Senin dediğine de uygun, senin dediğine uygun iki tane örnek. Hayır yani mesela dün Feyyaz Hocam da güzel söyledi. Sergen Yalçın'ın ofansif atraksiyonlarla ilgili teknik adamın yapabileceği pek bir şey yoktur. Oyuncu performansı belirler. Orada yetenek modeli konuşur. Vardı ya. Tabii ki oradaki performans belirler ama oradaki oyuncunun ya o topu getirecek organizasyon senin yapman lazım teknik direktör olarak. İşte Henry'nin o koşuları yapmasının nedeni niye Guardiola onu istemiş? İşte bekin önünü açmak değil mi? Orada bir alan yaratmak, orada kendisine bir opsiyon oluşturmak için. Mesela o Barcelona'da Feyyaz Hocam'ın söylediği topa sahip olan pas yapan bir takım. Doğru mu? Hep rakibe baskı kuran 70'lerde 75'lerde topa sahip kullanan bir takım. Ve o format içinde 9 kişi 10 kişi o kalabalığın içinde nasıl gol atacağını yolunu arıyordu. Aldatmacalarla arıyor, işte ikili paslaşmalarla arıyor, bire ikilerle arıyor. Olmadığı ortalar ki orta yaptırtmıyordu değil mi? Pas. Onu benimseyen bir teknik direktördü. Orada kendisine birçok opsiyon oluşturmak istiyor ve bunu da oyuncularından talep ediyor. Böyle yapacaksın kardeşim diyor. Biz sana topu atmayabiliriz. Ama sen koşacaksın. 10 kere 10 kere 20 kere 20 kere koşacaksın. Yani adam oraya baktığında. Oradan zaten bir delik açtığı zaman, yani ilk golü bulduğun zaman bütün büyük takımlar için geçerli. İpleri eline alıyorsun tamamen. Rakibi kırdığın zaman, yani risk almaya, öne çıkmaya mecbur ettiğin zaman zaten evet. O alan sana geliyor.
Peki bu arada izleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım. Mesut sosyal medyadan hayranlarıyla bir söyleşi de bulunuyor. Daha doğrusu soru cevap yapıyor. O sorulardan birinin cevabı da buydu. Kadıköy cevabını verdi Mesut Özil. Bugün mü yapıyor? Şu anda yapıyor. Arteta'ya şey olarak mı? Arteta'nın da bugün açıklamaları vardı. Onda vardı. Yok, Twitter'da soru cevabı vardı. Esk Mesut yani Mesut'a sor hashtaginde bir sürekli sorular yöneltiyorlar. Ben onu bir aşk Mesut anlıyorum ha. Abi iyi ki Hala Madrid, yani iyi ki Real Madrid taraftarsın.